sultanım, bu melun kabusa itibar etmeyiniz. Şehzademiz Cihangir Hazretleri vefat ettiğinden bu yana bir gün rahat uyku görmediniz. Anlatın bu rüyayı atın üstünüzden. Dillendirmeye bile korkuyorum. Bu bir kabus mu yoksa istikbalde beni bekleyen felaketlerin bir alameti mi bilmiyorum. Allah'ım sen Sultan Süleyman'ı ve evlatlarımı koru ya Rabbim. Hayrola ağalar? Nedir bu böyle? Kim yolladı? Malumatımız yok Lala Hazretleri. Şehzademiz Selim Hazretlerine geldi. Aç bakayım. Lakin Kütahya'ya itimat ettiğim adamları yolladım. Bir sıkıntı çıkmayacak inşallah. Gel. Şehzadem, bu size geldi. Çıkabilirsin. Altınlar ele geçmeyince müşkül durumda kalmıştır herhalde. Ne kokuyor böyle? Altınları almaya yolladığım ağa. Kim yazmış? Basit. Ne yazıyor? Kardeş kardeşe bunu yapmaz. Arkasından iş çevirmez, malına göz dikmez. Eşkıya kılına girip başına iş açmaz. Sana kardeş dersen Mustafa'ya Cihangir'e ne derim? Sen kardeşlik akdini bozdun Selim. Bundan böyle kardeşim değilsin. Gözse göz, kansa kan. Selim'le çocukluğumuzdan beri her daim inatlaştık. An geldi birbirimizin yüzüne nefretle aykırdık. Aramıza kötü sözler girdi, haset girdi. Lakin hiçbir zaman kardeş olduğumuzu unutmamıştık. Şehzade Selim Düzmece Mustafa isyanında da arkanızdan iş çevirmişti şehzadem. Bunu söylemek istemezdim lakin o kardeşliğinizi çoktan içe saydı. O zamanlar aklına girenler vardı Atmaca. Karahmet Paşa vardı. Karahmet Paşa kışkırttı, yol gösterdi, unutma. O vakit dedim ki kardeşim oyuna gelmiştir, bir daha yapmaz. Lakin bu sefer başka. Bu sefer bizzat tuzak kurdu bana. Bundan sonra ne olacak peki? Bekleyip göreceğiz. Her şey Selim'e bağlı. İnşallah Selim yaptığından ders alır ve akıllı durur. Aksi takdirde bunun bedelini en ağır şekilde öder. Benim asıl merak ettiğim Mirman gönderdiği altınlardan Selim'in nasıl haberdar olduğu. Buradan, saraydan bir haber yollamış olabilir mi? Zannetmem. Sarayımdaki herkese itimadım tam çok şükür. Payitahtta ise her daim diline hakim olamayan birileri bulunur. Baba! Sultanım. Şehzadem. Oh. Sizi görmek istedi. Bir türlü mani olamadım. Kızım. Ne
Bayezid ilk fırsatta saldıracaktır. Bütün bunlara sen sebep oldun Nurbanu. Kütahya'ya o cariyeyi yollamasaydın bugün bunların hiçbiri olmayacaktı. Sen benim aklıma girdin. Korkularımı ateşledin. Kork zaten. Kork ki tedbir al. Ne olmasını bekliyordun? Bayezid'in elleriyle tahtı teslim etmesini mi? Bu bir savaş zaten. Bu savaşın kanunu da belli. Sadece biriniz hayatta kalacak. Sezar Roma'ya yürürken Ale Eyak da Est. Zarlar atıldı demiş. Bizim için de böyle. Dün Ahmet Paşa'nın kellesi gitmişti. Bugün muhafızlarının. Sıra sana gelmeden harekete geçmeliyiz. Korkularımıza son verebilirsin. Kütahya'ya yolladığımız cariye haber bekliyor. Bir sözünle Bayezid biter, senin devrin başlar. Tek bir sözünle. Ne demek bu? Bundan sonra Bayezid'i kimse durduramaz. Senin canını almak için elinden geleni yapacaktır. Tek bir emrinle savaşı büyümeden kazanırız. Bayezid senin canını almadan sen Bayezid'in canını al. Nurbanu sen aklını mı kaçırdın? Ne cüretle bana bunu teklif edersin? Defol. Defol dairene dön. Defol! Sultanım, biraz olsun içiniz ferahlasın. Mihrimah Sultanımız iyiydi, gözlerinizle gördünüz. Ne işi var bu hatunun burada? Bismillahirrahmanirrahim. Vallahi bir malumatım yok. Sultanım, o sandık neydi öyle? Bütün saray çalkalanıyor. İçinde kelle varmış diyorlar. Ne demek bu? Bayezid göndermiş. İlk fırsatta Selim'in canını alacak, işte bu demek. O yerden çıktı. Anlatmaya çalıştım. Lakin şehzadem bunu görmüyor. Görmek istemiyor. Bir yolunu bulup başka bir şekilde anlatın o zaman. Haklısın. Madem şehzadem gözlerini hakikate kapatıyor, ben açmalıyım. Ne arıyorsun burada hatun? Beni siz çağırdınız sultanım. İçinizi kaplayan kederli dün gece gördüğünüz rüyalara bir mana bulayım diye çağırdınız. Unutmayın ki rüyalar aynadır. Bazıları içimizi görür, bazıları istikbali. Sen nereden biliyorsun bunları? Mükafat ya da ceza bilinmez. Lakin ben kalplerde olanları hissederim. Şimdi sultanım, akar bir suya söyler gibi bana bütün gördüklerinizi anlatın. Tüyler ürperten bir ses duydum evvela. Taşlıma çıkıp baktım hemen. İstanbul. Saray. Bütün dünya yıkılmış, viran olmuştu. Gökyüzünde kara bulutlar vardı. Şehzadelerime, hünkârıma bir şey mi olacak? Bütün bunlar buna mı delalet? Kıyamet bu sultanım. Kıyamet çok yakında kopacak. Ne kıyameti hatun? Bütün bunları ancak Allah bilir. Herkesin ölümü kendi kıyametidir sultanım. Kıyamet size bir şey olursa kopacak. O vakit Sultan Süleyman Han
karanlıklara gömülecek. Şehzadelerinizin kalkanları inecek. Siz bütün cihana hükmediyorsunuz. Siz yıkılırsanız cihan yıkılır. La la kuvvete illa billah Ali. Ne diyorsun sen hatun? Sen buraya sultanımızı üzmeye mi geldin? Ağlar! Derhal bu hatunu alıp götürün. Bir daha da saray Hümayun'un kapısının içeri girmeyecek. Haydi! Allah'ın ilahi. Pedro bekliyor sultanım. Şu bahsettiği merhemi hazır etmiş. Bir işe yarayacağını zannetmiyorum. Zira hekimden çok bir hokkabaza benziyor. Hekim kadınlar, saray hekimleri çare buldu da sanki ben beğenmedim. Pedro mudur kimdir umurumda değil. İlaçları şifa olsun kâfi. Çağırın gelsin. Lüzum yok. Ağlar. Haliniz ne sinyor? Sultanım, Paşa Hazretleri böyle emrettiler. Böylesi daha münasip. Hatun, bir an önce tetbik edin Meryem'i. Başka türlü nasıl tedavi edebilirim paşam? Olmaz, dokunamazsın. Başka bir çare bul. Emin misin Pedro? Bu yaralar başka bir illetin habercisi olmasın? Paşam, sultanımızın hastalığı diğer hekimlerin yanlış tedavileri neticesinde ilerlemiş. Benim ilacımla şifa bulacak. O laf ettiğin hekimlerin senin yaşın kadar tecrübesi var Pedro. Seneler insana tecrübe kazandırmaz paşam. Tecrübe okuyarak ve tetkik ederek kazanılır. Aksi halde değirmeni çeken yaşlı eşekler ve katırlar sizin hekimlerden daha bilgili olurdu. Dua et ilaçlar işe yarasın. Aksi halde şarlatanlık ve düzenbazlık suçundan zindanlarda çürüyeceksin Pedro. Sultanım. Rüstem Paşa. Sinyor Pedro. Sultanım. Mirman Sultan nasıl? Hazırladığı merhemi tatbik etti. Neticesini göreceğiz. İnşallah tez vakitte iyileşir. Elimden geleni yapacağım sultanım, merak etmeyin. Hünkârımızdan haber var mı? Edirne'de istirahatteler. Lakin işittiğim kadarıyla şu Yahudi hatunu Edirne'ye çağırtmışlar. Kim bu hatun? Neden geliyor? Gracia Mendes. Venedik'te esir tutulan tüccar. Hünkârımızın emriyle salıverilmişti. Kralların itibar sahibi, devlet adamlarının ahbabı, güçlü bir hatun. Nunca te vi assim entre, senhora. Até os reis não te conseguiram animar assim. O Sultan Suleiman não é rei, Sare. Ele é rei dos reis.
Mirma, validem. Güzel kızım. Nasıl oldun? Değişen bir şey yok validem. İnşallah Pedro'nun merhemi daha iyi gelecek. Siz nasılsınız? Son hadiseden sonra neden çıktınız saraydan? Ben gelirdim size. Korkma kızım. O nümayişi tertip eden Fatma Sultan'dı. O da gitti. Bu vakitten sonra bana hiç kimse bir şey yapamaz. Benim bütün düşüncem sizlersiniz. Hünkârım, Donna Gracia Mendes geldiler. Huzura kabul beklerler. Sultan Süleyman'ın hazretleri. Tanışma şerefini bahşettiğiniz için ne kadar mutlu olduğumu tasvip edemezsiniz. Tahmin. Ben Avrupa'nın neredeyse bütün krallarıyla aynı masaya oturup yemekler yedim. Nice dostluklar kurdum. Ama hayatımda hiç bu kadar heyecanlanmadım. Bağışlayın beni imparatorlara. Seyahatiniz nasıl geçti Signora Mendes? Deniz seyahati her daim zorludur. Sayenizde bütün sıkıntım uçup gitti. Tek bir sözünüzle beni zindandan kurtardınız. Beni siz kurtardınız. Size minnettarım Sultan Süleyman Han Hazretleri. Sizin gibi kıymetli bir ticaret erbabının zindanda olmasına gönlüm razı gelmedi. Mavi elbisem nerede Sümbül? Kırmızı da yok. Vallahi bilmiyorum sultanım. Cariyeler kaldırmıştır onları. Malum senelerdir üzerinize bu koyu elbiselerden başka bir şey giymediniz. Hayır olsun sultanım. Neyin hazırlığı bu? Mirmah iyi şükür. Selim'le Bayezid de iyilerdir inşallah. İnşallah. Lokman'la Fahriye'ye mektup yaz. Her hafta haber göndersinler. Sen de hazırlık yap. Edirne'ye yola çıkıyoruz. Emredersiniz. Hünkârımızın yanında olmam lazım. Aramıza kimse hiçbir şey giremeyecek. Giremez de. Bizim aşkımız defalarca sınandı. Her defasında da biz galip geldik. Yine öyle olacak. İnşallah sultanım. Öyledir elbette. Nümayişin olduğu gün hünkârımız can havliyle nasıl hemen çıkıp geldi? Vallahi sizi kaybetmekten öyle korkuyordu ki. Gözlerinde gördüm. Sultanım. Size bir hediye takdim etmek çok zor. Cihanın bütün mücevherleri, yeni dünyanın gümüşten nehirleri bile sizin sahip olduğunuz zenginliğin yanında bir zeytin tanesi kadar sönük kalır. Hünkârım. La Divina Commedia.
evvel okumuştum. Lakin uzun zamandır elimi dahi sürmedim. En başından bir kere daha okumam icap ediyor ki kitap geldi, beni buldu. Signora, iki isminiz olduğunu işittim. Biri Beatrice, diğeri Gracia. Size nasıl hitap etmeliyim? Beatrice mi, Gracia mı? Sultanım. Ben yıllarca kimliğimi, dinimi saklamak zorunda kaldım. Beatrice benim kullanmak zorunda olduğum isim idi. Bana acı veriyor. Gracia derseniz çok memnun olurum. Benim devletimde herkes isminde ve dininde özgürdür. Gracia Mendes. Bu hususta şüpheniz olmasın. Umarım ben de bu imtiyazlardan daima istifade ederim. Umarım. Vallahi sultanım, kıyafetiniz pek yakıştı. Allah nazarlardan korusun inşallah. Oy maşallah. Önemli değil. Sıkıntıdan cıvan çıktı galiba. Hekim çağırayım hemen. Uğraşamam Sümbül. Bir an evvel yola çıkmak, hünkârımıza kavuşmak istiyorum. Saraya kelle gelmesi ne demek Lala? Şehzade Selim bir kabahat işledi belli. Yoksa çoktan ortalığı velveleye verirdi. Dairesinden çıkmıyor. Nurbanu sinsi sinsi dolanıyor. İşler kızışıyor Lala. Her şeyin farkındayım Fahriye Kalfa. Kötü hadiseler ufukta. Bunu görmemek için kör olmak lazım. Ne yapacağız? Bir şey söyleyin. Biz ne yapsak beyhude. Ancak Hürrem Sultanımız şehzadelerin arasına girebilir. Yalnızca o dur diyebilir. Saadetli Hürrem Sultan Hazretleri. Size hayırlı haberler veremiyorum ne yazık ki. Mevzunun iç yüzünü tam olarak bilmesem de vaziyet vahim. Öyle ki Şehzade Selim'in muhafızının kellesi geldi. Şehzadelerimiz arasındaki kavga geri dönülemez bir noktaya doğru ilerliyor. Tek başıma bu belayı def edemeyeceğim aşikar. Sultanımız müdahale etmezlerse bu işler çok kötüye gidecek. İnşallah bugün yarın mektup ellerine geçer de kan dökülmeden yetişirler. İnşallah. Aklım hep sizde sultanım. Olanları düşündükçe huzurum kaçıyor. Aklı ben vermiştim. Bayezid şehzademden daha güçlü. Altınlara el koyarak müşkül durumda kalsın istedim. Lakin rüzgar bizden yana esmedi. Uyuyan aslanı uyandırdık, yaraladık. Bundan böyle ilk fırsatta şehzademin canını almak isteyecektir. Korkuyorum Gazanfer. Rüyalarıma giriyor gönderdiği kelle. Selim'in yüzünü görüyorum. Muradımın, kızlarımın kararını, istikbalini. Allah'ım sen bizi koru. Bundan böyle ben her daim sizin yanınızdayım sultanım. Sen olmazsan yapamam zaten. Çetin bir savaş var istikbalde. Şehzadem, onu bekleyen tehlikenin farkına varmalı. Ona hayatının söz konusu olduğunu hatırlatacağız. Aklınızdan geçen ne sultanım? Bana bir zehir bulacaksın. Kızım Ayşe Sultan seni çok seviyor. Sultanımız lütfediyorlar. İnşallah sizin de sevginize nail olmuşumdur.
Mustafa ve Cihangir'in kederi bir gölge gibi takip etti beni. Tam bu kedere alışmışken evlatlarım küçücük yaşta anne acısını tattı. Sonra sen çıktın karşıma. Bir nebze de olsa yüzümü güldürdün. Bir daha çiçek açmayacak sandığın dallarım tomurcuklandı. Validem seni göndermekle isabetli bir karar vermiş. Yarınsa merhem olduysam ne mutlu bana şehzadem. Daha iyi görünüyor öyle değil mi? Çok şükür azaldılar. Ekim başı da geçer, mevsimdendir dedi. Ne mevsimi Rüstem? Sinyor Pedro'nun merhemi iyi geldi. Bunu sen de gayet iyi biliyorsun. O halde bir daha gelmesine gerek yok. Tedavi yarım bırakmak olmaz. Sinyor Pedro gelecek. Sıhhatime kavuşuncaya dek gelecek. Buna müsaade edemem Mihrim Ağa. Yaraların geçiyor işte. Daha ne istiyorsun? Her defasında da güçlü döndünüz. Vallahi ben de iyi hatırlamıyorum sayısını. Zümrüt Anka'yı bilir misin Sümbül? Benim doğduğum topraklarda ona Feniks derlerdi. Siz Simurg'dan bahsediyorsunuz sultanım. Bilmez olur muyum? Gözleri yıldızlar kadar parlak. Altın ve zümrüt renkli bir kuştur. Siz Simurg'sunuz sultanım. Her defasında onun gibi yanıp yeniden küllerinizden doğuyorsunuz. Her seferinde öldüm. Her seferinde yeniden ve daha parlak doğdum ben. O rüya belki de buna delalet. Üzerine yeni bir hayat kurmalıyım. Sultan Süleyman'ı yeniden kazanmalıyım. İnşallah. İmarethanemde vaziyet nedir? Her şey yolunda şehzadem. Ahali sizi duacı. Ya bu yürüye giden adam başka yerde aç şu tezgahı. Benim başımı belaya sokma. Ya ne var dizsen mallarımı? Bak ikimize de yeter burası. Olmaz yürü git başka yere. Harun efendi. Sen de karışıyorsun efendi. Bırak açsın adam tezgahını. Adını sanını bilmediğim otlar satıyor. Büyücü müdür nedir? Uğursuz cibilliyetsiz. Dedikleri doğru mu? Yemin ederim şifalı otlar bunlar. Lokman Hekim'in otlarından Çin'in, Hind'in dermanlarına kadar hepsi bende. Esas bu şuursuz adam akıl açan otumdan bir tutam alsaydı şimdi böyle olmayacaktı. Kimseye zararı yoksa adamın. Rızkıyla oynamaya hakkın yok. Yahu siz ne karışıyorsunuz? Çekin gidin işinize. Kimle konuştuğunu farkında mısın adam? Karşında Şehzade Bayezid Hazretleri var. Af buyurun bilemedim. Sümme Ayşe'ye saygısızlık etmek istemedim. Bu adam burada tezgahını açacak. İkiniz de ekmeğinizi kazanacaksınız. Emredersiniz. Allah razı olsun beyim. Âlâ. Allah razı olsun beyim. Al bu da benim hediyem. Her kişiye 10 öküz gücü ihsan eder. Muhtaç değiliz çok şükür. Akdeniz'in, yeni dünyanın iksirleri, ilaçları hepsi bende var. İşin düşerse aynalı meyhane civarında hayk dersin. Kime sorsan gösterir. Hünkârımız nasıllar?
Edirne'de olmak iyi geldi kendilerine sultanım. Sizi görünce daha iyi olacaklarına eminim. Rüstem Paşa, Gracia Mendes diye bir hatundan bahsetti. Burada mı hala? Kral Ferdinand'ın sarayı çiçeklerle doludur. Odalar, koridorlar, her yer. Bahçede bile bu kadar çiçek yoktur. Mana veremedim elbet. Merakıma mağlup oldum. Kralın hizmetlisine sual ettim. Meğer sarayda şey yokmuş. Ne diyorsunuz siz? Ayak yolu. Kokuyu önlemek için sarayın her tarafına çiçekler koymuşlar. Düşünün, mühim anlaşmalar, konuşmalar orada yapılıyor. İnsanlar burnunu tıkıyorlar böyle. Hürrem Sultan Hazretleri, müsaade edin kendimi tanıtayım. Ben Gracia Mendes. Bütün Avrupa'nın konuştuğu efsane kadını tanımaktan çok mutlu oldum. Ne oldu Hürrem, neden habersiz geldin? Meryem abi, bir şey olmadı inşallah. Şükürler olsun, daha iyi. Mehmet Paşa'nın hekimi tedaviye başladı. Ben sizin sıhhat ve keyfinizi merak etmiştim. Lakin görüyorum ki şükürler olsun iyisiniz. Müsaadenizle istirahat edeceğim. Malum yoldan geldim. Hünkârım. Signora Mendes. Beni anla yalvarırım. Senin ve evlatlarının istikbali beni öyle korkutuyor ki. Herkesten, her şeyden şüphe duyar oldum. Çok korkuyorum Selim. Bu aralar çok içiyorsun. Başka türlü o ölüm kokusundan kurtulamıyorum. Durun şehzadem. Evvela bu cari etsin. Bu hatun hali hal değil. Ne diyorsun sen Nurbanu? Sultanım. İç şunu. İç. Ne yapmaya çalışıyorsun sen Nurbanu? İnşallah işe yarar. Şehzadem vaziyetin vahametin farkına varır. Sultanım, cariyeye ne olacak? Mecburum Gazanfer. Can almazsam canımızı koruyamam. Aman Allah'ım, ya sen isteydin? Şehzade Bayezid, o var bu işin arkasında. Seni öldürmek istiyor. Allah kahretsin. Yetinmeyeceği belliydi. Yeter Nurbanu, sus.
Hürrem Sultan'ı çağırmamı ister misiniz hünkârım? Şimdi değil. Hünkârım. Size iyi gelecek, şifa verecek ilaç yanı başınızda duruyor. Lakin siz onu içmeyi reddediyorsunuz. Gel. Sultanım. Signora Mendez sizinle görüşmek isterler. Gelsin. Emredersiniz. Gelin signora. Beni huzurunuza kabul ederek bana dünyaları bağışladınız. Hünkârımızın vaziyetinizle yakından alakadar olduğunu işittim. Sultan Süleyman büyük lütufta bulundu. Ona yapılan övgüler azmış bile. Tanıdığım hiçbir hükümdar onunla kıyaslanamaz. Aga, sizin karşınızda olmak, onun karşısında olmak kadar heyecan verici. Öyle mi? Elbette. Yıllardır dünyaya hükmeden Sultan Süleyman'ın arkasında siz varsınız. Ne derler bilirsiniz. Dünyayı erkekler idare eder. Erkekler ise kadınlar. İşin ehli bir tüccar olduğunuzu işitmiştim. Lakin bu muvaffakiyetinizin arkasında keskin bir zekanız olduğunu şimdi anlıyorum. Signora Mendez. Ağlar. Kardeşlik akdini bozdun Selim. Bundan böyle kardeşim değilsin. Gözse göz, kansa kan. Çıkabilirsin. Bundan sonra hep böyle mi yaşayacağım ben? Ölümün her köşeden çıkmasını mı bekleyeceğim? Seni ve evlatlarımı kaybetmekten öyle çok korkuyorum ki. Bu korku yersiz Nurbanu. Ben seni, evlatlarımı korurum. Ölecektin. Şehzade Bayezid'in nelere kalkıştığını görüyorsun. Uçurmuş kellenin kokusunu sen de hala duyuyorsun. Aç gözünü Selim. Mektupta yazdığı gibi. Artık ikiniz kardeş değilsiniz. İkinize dar.
değer kazanmak. Hayatta kalmak istiyorsan harekete geçmelisin. Ben bu korkuyla, bu ölüm korkusuyla yaşayamam. Kütahya'ya haber yolla. O cariye Bayezid'e gereğini yapsın. Doğru olanı yapıyorsun Selim. Bize başka yol bırakmadılar. Son yaptığınız Çinlileri gördüm şehzadem. Öyle canlı ve güzeller ki. Ya büyük inkişaf gösterdiniz diyorsun yani. Biraz çalışsam olacak. Hayır, hayır. Öyle demek istemedim. Gönlümden ne geçiyorsa onu söylüyorum. Nereden çıktın sen? Aslen Venedikliyim. İsmim Luisa. Gemimize korsanlar saldırdı. Gerisi malum. Esir alındım ve kendimi burada buldum. Validem. Hürrem Sultan. O da Osmanlı mülküne bir köle olarak getirilmiş. Validemin sevdiği güzel bir söz vardır derdi. Bazen büyük saadetler büyük felaketlerin arkasına gizlenirler. O talihsizini talihe çevirmiş. Dünyalara bedel büyük bir aşka ve herkesi kıskandıracak bir göçe sahip. Ne oldu seni üzendi? Haşa. Ne üzüntüsü. Ben yanınızda olmaktan ziyadesiyle mesudum. Gülüşünün arkasına saklansa da kederini görebiliyorum. Anlat bana. Gemimiz saldırıya uğradığında yanımda kız kardeşim. İsmi Anna. Korsanlar aldı onu benden. Kıydılar mı kardeşine? Kardeş acısı ne demek iyi bilirim. Haber yolla. O cariye Bayezid'e gereğini yapsın. Doğru olanı yapıyorsun Selim. Allah'ım. Allah'ım ne yaptım ben? Babacığım.
Dairene dön aslanım. Dün gece söylediklerimi ciddiye almadın değil mi? O cariyeye haber yollamadın değil mi? Sakin ol Selim. Sualime cevap ver Nurbanu. Göndermedin değil mi? Hayır, henüz yollamadım. Lakin pişmanlığın sırası değil. Sen doğru bir karar verdin. Müsaade et de gereğini yapalım. Zinhar hayır. Bayezid benim kardeşim. Ve ne olursa olsun onun ölümüne hükmetmeyeceğim. Yüzüm yok. Zira yalan söyledim. Evlatlarım için, şehzadem için yalan söyledim. Oho! Çabuk olun kızlar, çabuk. Daha şehzadenin odası temizlenecek. Amma da eliniz yavaşmış. Neyin var senin hatun? İyiyim. Midem kötü oldu biraz. Sabahtan beri böyle. Gebe misin yoksa hatun? Hemen hekim kadına haber vereyim. Hadi inşallah. Beyhude heyecanlanma Kalfa. İhtimal yok maalesef. Şu halime bak. Bir türlü kurtulamadım şu musibetten. Tam geçti derken tekrar başladı. O sinyorun ilaçları işe yaramıştı halbuki. Yaradı tabii. Sürdüğü yerlere iyi geldi. Sonra başka yerlerde çıktı. Sinyor Pedro'yu çağırın tekrar gelsin. Rüstem Paşa'ya evvelden malumat vermemiz gerekmez mi sultanım? Ne diyorsam onu yap. Buraya her şeyi arkada bırakmaya geldim Süleyman. Hayli büyük acılar girdi aramıza Hürrem. Uçurumlar, yaralar. Her karanlık kendini sonlandıracak olan şafağın tohumlarını içinde taşır. Öyle demiyor mu Dante? Yaşamamın sebebi. Cennetim. Kevser şarabım. Bağrım. Neşem. Günlerimin sebebi. Gönlüme nakş olmuş resim gibi sevgilim. Benim gülen gülüm. Bunları sen yazmıştın. Uzun seneler önceydi. 30 sene evvel ya da dün. Aşk eskir mi Süleyman? İnsana böyle şiirler yazdıran aşk. Eskir mi? Kalp dursa da
Şiirle birlikte yaşar aşk. Sonsuza kadar. Ölümsüz olur. Varsın seneler geçsin. Varsın acılar girsin aramıza. Uçurumlar. Aşk baki kaldıkça. Kimin, neyin kudreti bizi ayırabilir ki? Hünkârım, Signora Gracia Mendez geldiler. Gelsin. Hünkârım, sultanım. Hediyemi elinizde görüyorum. Ne hoş. Rahatsız mı ediyorum sultanım? Affedersiniz. Sizi ben davet ettim Signora Mendez. Buyurun. Sultanımız sizi bekliyor, sinyor. Señor Pedro. Yaklaşın. Açın gözlerinizi. Nasıl olur sultanım? Rüstem Paşa. Kendisi burada değil. Onun teamüllerine uyarsam hastalıktan mahvolacağım. Kaldırın şu manasörü. Bu sessizliği ne yorsam diye soru hallediyordum kendime. Gerdanımdaki ve boynumdaki kızarıklıklar epey geçti. Lakin şimdi hastalık bileklerimde zuhur etti. Merhem işe yaradı demek. Kızaran diğer yerlere de sürerseniz işe yarayacaktır. Bu hastalık hiç geçmeyecek mi? Bir yerim iyileşirken diğer yerimde mi çıkacak? Yediğiniz bir şey dokunmuş olmalı. Belki içtiğiniz bir şerbet böyle yaptı. Yahut sürdüğünüz bir koku, yağ. Diğer hekimler de aynı şeyi sordu. Hiçbir şey yapmadım. Çok tuhaf. Aynı merhemden bir kavanoz daha yapacağım. Maalesef başka bir çare bilmiyorum. Buyurun sinyor. Thank you.
Kral Şarken'in vaziyetinin giderek kötüye gittiğine dair haberler işitiyorum Sultan Süleyman Hazretleri. Söylenenlere bakılırsa tahtı Kral Ferdinand'la oğlu Felipe'ye bırakmakmış niyeti. Malumatım var. Şarken oldukça geniş topraklara hükmeden mühim bir Hristiyan kral. Tahtından bu şekilde vazgeçme arzusunda olması beni ziyadesiyle şaşırttı. Büyük bir devleti yıllarca idare etmek kolay olmasa gerek. Herkes sizin kadar kudretli değil. Ayrıca hasta. Sizin nekris dediğiniz gut hastalığından muzdarip. Elleri ayakları şişmiş, rahat hareket edemiyormuş, ata bile binemiyor diyorlar. Şarken'den sonra Avrupa'nın akıbeti değişecektir, evet. Öyle. Böyle giderse büyük Habsburg hanedanının toprakları parçalanacak. Luther'in yol açtığı dini hareketler tüm dengeleri değiştirdi. Sizin önüne geçilmez kudretiniz Hristiyan aleminde daha da önem kazanacak. Signora Mendez, anlaşılan siyasetle pek alakadarsınız. Erkekler dünyasında var olmanın ilk kuralı bu sultanım. Siyaset başta olmak üzere her meseleye dair malumat ve fikir sahibi olmak gerek. Biz kadınlar erkekler gibi siyaset konuşacaksak, aynı yerden bakacaksak pek manası yok. Biz de hünkârımızla siyaset konuşuyoruz. Lakin bunu soframızda yapmaktan imtina ediyoruz. Öyleyse affedin beni. Vaziyetime dair bir karara vardınız mı sultanım? Sizin gibi büyük bir imparatorun himayesinde olmak tek dileğim. Lala Mustafa Hürrem Sultan'a bir mektup yazmış paşam. Manisa'da işler karışmış olabilir. Mektup mu? Benim niye şimdi haberim oluyor bundan? Mihrimah Sultanımızın vaziyetiyle meşguldünüz. Ben de mektubun derhal Edirne'ye gönderilmesini emrettim. Mihrimah Sultanımız nasıl? İçerideler Paşa Hazretleri. Signor Pedro muayene ediyorlar. Arzu ettiğiniz üzere payitahtta ikamet etmeniz ve ticaret yapmanız kaidelerimize riayet ettiğiniz müddetçe mümkündür. İlaveten size Galata'da bir konak tahsis edilecek. İnşallah herkes için hayırlısı olur. Beni ne kadar mutlu ettiniz bir bilseniz. Size minnettarım. Tüm servetim ve malımla artık sizin hizmetinizdeyim yüce padişahım. Kazım. Hünkârım, müsaadenizle. Sultan, Lala'yı ve birlikte size vermemi istedim. Allah'ım. Hayırdır inşallah. Şehzadelerim, birbirine girecek sümbül. Bir şeyler yapmam lazım. Senin ne işin var burada? Gelmeden evvel bana haber vereceksin diye ikaz etmedin mi seni? Paşa Hazretleri. Paşam, Mihrimah Sultanımız acele buyurmuşlar. Size haber verecek vakit yoktu. Doğru söylüyor. Ben istedim gelmesini. Kollarımda yaralar çıkınca ne yapacağımı şaşırdım. Gözlerin neden bağlıysın? Ben emrettim. Yara bulunan Rüstem. Görmeden nasıl tedavi etsin? Signor Pedro, teşekkür ederim. Siz gidebilirsiniz.
Mevzu bahis olan saatimken lüzumsuz yere kıskançlık yapıyorsun. Validen ve hünkârımız burada olsaydı sana gereken cevap verirlerdi. Signora Mendez de Şalke'nin saatinin iyi olmadığını söyledi. İşittiklerimiz doğru demek. Bu meseleyle alakadar olmanı istiyorum Sokollu. Hristiyan alemindeki casuslarımıza haber sal. Bizi gelişmelerden haberdar etsinler. Emredersiniz hünkârım. Sultanım. Hünkârım. Hünkârım müsaadenizle. Saruhan'dan bir haber aldım. Ne olmuş? Nahoş bir hadise vuku bulmadı inşallah. Torunum Şehzade Murat'ın biraz rahatsızlandığını yazmışlar. Lakin haber verdiklerine göre maazallah vaziyeti iyi değil. Bir an evvel gidip görmezsem içim rahat etmeyecek. Zaten burada kalmamın da bir manası yok. Belli ki yanı başındaki varlığım aramızdaki buzları eritmeye kadir değil. Saruhan'a gitmende bir mahsur yok hocam. Zira yaşadıklarımız seninle malum. Salih Ağa. Manisa'dan haber mi var? Nurbanu Sultan yolladı beni. Bu ne böyle? Ne olduğunu anladın. Şehzadenin yemeğine koyacaksın. Yapamam. Bana sadece haber göndereceksin demişti. Böyle bir şey söylememişti. Şimdi söyledi işte. Dinle. Bu akşam bitireceksin bu işi. Hem Nurbanu Sultan söz verdi. Eğer bu işte muvaffak olursan senle kardeşini memleketine gönderecek. Yok yapamazsan o elindeki zehrin aynısını kardeşine içirecek. Yatsıdan sonra seni almaya buraya geleceğim. Dikkatli ol. Ne isterseniz yaparım Sultan. Yeter ki kardeşime zarar gelmesin. Kardeşim bana emanet. İstediklerimi yaptığım müddetçe ona zarar gelmeyecek. Şehzademizin sofrasını bu akşam ben kuracağım. Haberin olsun istedim. Hayırdır inşallah hatun? Şehzademizin çok mutlu olacağı hayırlı bir haberim var. Bu vesileyle müjdeyi vermek istiyorum. Gebemizdi mi yoksa hatun? Vallahi demiştim. Gözün aydın olsun hatun. Kucağına evladını aldın mı sırtın yere gelmez. Hatice Hatun. Şu halime bak. Melun hastalık her yerimi sarmış. Hemen çağırın Pedro'yu gelsin. Gecenin bu vakti yakışık kalır mı sultanım? Hem Rüstem Paşa ne der? Ne diyorsam onu yap. Hemen gelsin. Signor Pedro. Hatice Hatun, sen kapıda bekle. Yaklaşın, Signor.
Yaralarımı yeniden yükseltti. Tedaviye yeniden başlayacağız. Ona lüzum yok. En doğrusu nasılsa öyle tatbik edin. Söz verdi. Eğer bu işte muvaffak olursan senle kardeşini memleketine gönderecek. Yok yapamazsan o elindeki zehrin aynısını kardeşine içirecek. Kardeşim bana emanet. İstediklerimi yaptığın müddetçe ona zarar gelmeyecek. Yapamazsan o elindeki zehrin aynısını kardeşine içer. Validemden uzun zamandır mektup alamıyorum. Senin bir malumat var mı? Afiyettedirler inşallah. En kısa zamanda yazar sorarım. Vaka o sizin haberlerinizi mutlaka alıyordur. Müsaadenizle ben Ayşe Sultanımıza bakayım, sonra gelirim yanınıza. Ayşe mi? Hem senin vazifen bana kederlerimi unutturmak değil miydi? Hadi. Sayenizde Gracia Mendez esaretten kurtuldu şehzadem. Bize büyük bir iyilik yaptınız. Bundan sonra Donna Gracia ve ben sizi tahta götüren yolda en sadık hizmetkarınız olacağız. İnşallah. Pek sevdiğiniz Kıbrıs şarabı. İzmir limanına yeneli yalnızca birkaç gün oldu. İstemiyorum. Son içtiğimde aklım başımdan gitti. Şarap içenin aklı başından gitmez şehzadem. Aklı yerine gelir. Tutkularımızı, neşemizi, isteklerimizi
hakiki hırslarımızı ruhumuzun dehlizlerine saklarız. Şarap onların oradan çıkmalarını sağlar. Şarap içtiğimizde dilimize vuran neyse gönlümüzden geçen de odur, öyle mi Yasir? Heyhat, o vakit hakikatleri içelim. Çinlerim için yeni renkler ısmarladım. Yakında gelirim. Belki bu sefer sen de yardım edersin bana. Senin de marifetlerini görürüm. Nasıl isterseniz. Bana da rahmetli kardeşim Cihangir öğretmişti Çin'in asırlarını. Canım kardeşim, her türlü güzellik gelirdi elinden. Allah mekanını cennet eylesin. Amin. Cihangir'den bahsedince kardeşini hatırladın, öyle değil mi? Müsaade edin, ben gideyim şehzadem. Yüzünü dağıtmadan olmaz. Hadi. Ne olursa olsun, ikimizden biri mutlaka şehzadenin etrafında olalım Hüseyin Çavuş. Haklısın. Kim bu? Bilmiyorum. Lakin hayra alamet değil. Aa, necisin sen? Hüseyin Çavuş, yakala. Ben şehzadeye bakacağım. Şehzadem. Ahmet! Hekim çağırın! Hekim çağırın! Ne oluyor? Alın bunu, zindan açın. Şehzadem, dayanın. Dayanın. Allah'ım sen koru, yarabbim. Yardım et. İstifra etmesi, zehri atması lazım. Şehzadem, açın gözlerinizi. Şehzadem. Zehirlenmiş. Ne zaman zehirlendi? Ne kadar oldu? Çok olmadı. Bir çare bul kadın. Ne oldu? Şehzademiz zehirlenmiş. Neyle zehirlenmiş? Hangi zehirle? Hatun nerede? Zindana attılar. Hüseyin Çavuş, adamı yakaladınız mı? Yüzünü kaybettirdi de Yusuf. Ne oldu? Şehzademizi zehirlemişler. Sen burada kal! Ne içirdin şehzadeye? Onu neyle zehirledin? Söyleyeceğim. Söyleyeceğim. Söyleyeceğim.
Bu zindan senin mezarın olacak. Dayanın şehzadem, dayanın. İstifra etmiyor. Bununla zehirlemiş şehzademizi. Kara kurbağa zehri bu. Çaresi? Tini mahtumdur çaresi. Saray hümayunda her daim bulunur. Tini mahtum ne? Mühürlü toprak demektir. Burada olmaz. Limni'den gelir. Hünkârımızın sarayı için usisi yapılır. Lakin oraya gelene dek şehzademiz dayanmaz. Şehzadem. Şehzadem. Sakin olun şehzadem. Yormayın kendinizi. Allah'ım sana şükürler olsun. Nereden buldun bu hürri toprağı? Hızır gibi yetiştin. Tini mahtum bulmuyor mu sende? Yok beyim. Başka bir şey istemem, hemen getireyim. Bu tini mahtum dediğin her derde deva mühürlü toprak olmasın? Allah senden razı olsun. Gördünüz yine. Bari bir gece dinleneydik. En azından yatak yüzü görseydiniz. Olmaz. Bir an evvel Manisa'ya gitmem lazım. Of. Boynunuz mu tutuldu? Tutulmadı Sümbül. Boynumla omzum arasında bir sancı giriyor. Neyse ki fazla uzun sürmüyor. Kim kadın bizimle? Baksana hemen. İstemiyorum Sümbül. Evvela Manisa'ya varalım. Tini mahtum işe yaradı. Şehzademiz çok şükür tehlikeyi atlattı. Ama ve lakin bir süre yatması, istirahat etmesi lazım. Zehrin vücudunu terk etmesi için vakit gerek. Seni buraya kim gönderdi?
Şehzade Bayezid'i zehirlemeni kim emretti? Şehzade Selim de bu işin içindeydi, değil mi? Zindandan bir odaya yerleştim. Hekim kadını da çağırın, muayene etsin. Başında da iki ağa beklesin. Hadi kızlar, hadi. Çabuk olun kızlar, çabuk olun. Hadi, sallanmayın. Çabuk olun. Gazanfer Ağa. Bakıyorum iyileşir iyileşmez vazifenin başına geçmişsin. Öyle. Malum sultanımızın çevresi sırtlanlarla dolu. Lakin bundan böyle ben her daim sultanımızın yanında olacağım. Her kim canına kastetmeye cüret ederse karşısında beni bulur. Sen beni tehdit mi ediyorsun ha? Ne oluyor burada? Gazanfer. Sultanım. Gazanfer Ağa karşısındakinin kim olduğunu unutmuş. Aklınca beni hiçe sayıyor. Hadsiz. Asıl haddini bilmesi gereken sensin Fahriye. Gazanfer Ağa benim ketudamdır. Bundan böyle ona yapılmış saygısızlığı, kendime yapılmış sayarım bilesin. Şimdi işinin başına dön. Sen de benimle gel. Şükürler olsun. O kara günler geride kaldı. Senyor Pedro'nun Meryem adeta mucize. Bundan böyle o adamı buralarda görmek istemiyorum. Validemden bir haber var mı usta? Lala Mustafa'dan gelen mektubun akabinde Edirne'den doğruca Manisa'ya gitme kararı almış. Şehzade Selim'i ikaz etmesi gereken bir hadise vuku buldu belli ki. Ne olabilir ki? Neden ilgilenmedin meseleyle? Gönlünü karartma hemen. Mühim değildir. Belki Lala'nın mübalağasıdır. Defne'den hala haber yok mu? Henüz yok sultanım. Lakin benim Defne Hatun'a itimadım tam. İnşallah Şehzade Bayezid'in hakkından gelecek ve bizi rahat erdirecek. Ya muvaffak olamazsa? Yakalanır da bizi ele verirse? O zaman Selim'i Şehzade Bayezid'in elinden kimse kurtaramaz. Sevdiğim adamı ellerimle ateşe atmış olurum. Siz yüreğinizi ferah tutun sultanım. İnşallah bu savaştan zaferle ayrılacağız. Peki ya Defne Hatun'un kardeşi Anna? Ona ne olacak? Onu hiç bilmiyorum. Şehzadem. Gel Atmaca.
Şükürler olsun. Günler sonra kendinize geldiniz. Kim varmış işin arkasında öğrenebildim mi? Maalesef Şehzade Selim. Gözdeniz Defne Hatun her şeyi anlattı. Saraya casus olarak gönderilmiş. Ölüm emrini de Nurbanu Sultan'dan almış. Şehzade Selim de olup bitenden haberdarmış. Hatun infaz edildi mi? Hatun gebe. Doğru mu peki bu? Muayene etmesi için hekim kadın gönderdim. Maalesef şehzadem, canınızı almak için gönderilen hatundan bir evladınız olacak. Fazla güneşte kalmayın sultanım. Belki güneşe çıktığınız için o hastalık oldu, kim bilir? O çocuğun doğduğu gün idam edileceksin hatun. Boynum kıldan ince şehzadem. Cezam neyse razıyım. Neden yaptın bunu, neden? Kardeşim için mecburdum. Ne kardeşi? Bana öldüğünü söylemiştin. Kardeşim Anna ile birlikte Saruhan Sarayı'na satıldık şehzadem. Nurbanu Sultan ona olan düşkünlüğümü kullandı. O daha çocuk şehzadem, o daha çok küçük. Eğer bu da yalansa hatun. Benim kaybedecek bir şeyim kalmadı. Anlat. Nurbanu Sultan eğer size o zehri vermezsem kardeşimi öldüreceğini söylemiş. Madem öyle, neden bahsetmedin? Neden yardım istemedin bunca vakit? Kardeşimin tepesinde bir kılıç sallanırken bu ihtimali göze alamazdım. Nurbanu'ya güvenebileceğini nereden çıkardın? O ve şehzadesi Selim, iki sinsi yılan! Siz kardeş sevgisi ne demek çok iyi bilirsiniz şehzadem. Şehzade Mustafa'nın ve Şehzade Cihangir'in isimlerini ağzınızdan düşürmüyorsunuz. Eğer onların hayatlarını kurtarabilmek için ufacık bir umut ışığı olsaydı. Siz ne yapardınız? Eski güzelliğinize kavuştunuz sultanım. Allah nazarlardan saklasın. Çok şükür. Hepsi geçti. Sen çekilebilirsin. Thank you.
kardeşim. Masum bir çocuğun canıyla çaresiz bir hatuna tehdit edecek hale gelmiş. Yazıklar olsun. Gerçekten çok vahim bir vaziyet şehzadem. Hazırlan Atbaca. Askeri topla. Sabır taşı çatladı. Selim'den bunun hesabını sormaya gideceğiz. Yapmayın şehzadem, bu doğru olmaz. Ben sustukça o bunu zayıflığın belledi Atbaca. İtiraz etme de dediğimi yap. Elbette emrinizi yerine getireceğim şehzadem. Lakin evvela kuvvetinizi toplamanız lazım. Akabinde harekete geçeriz. Hareket? Ne hareketi Atmaca? Neler oluyor? Mürekkebi kağıdı hazır et Lokman. Başla yazmaya. Hünkârım. Sizin evlat diye baş tacı ettiğiniz, tahtınızı layık gördüğünüz şehzade Selim bir alçak. Şehzadem, bağışlayın. Lakin... Sual etme de yaz be adam. Sarayıma casus gönderip beni öldürtmeye, sırtımdan vurmaya kalkıştı. Lakin muvaffak olamadı. Bilin ki bu vaziyet karşısında susacak, oturacak ve dahi sizden medet umacak değilim. Bu kalleşçe saldırının karşılığını en ağır şekilde vereceğim. Haberi benden duyun istedim. Emriniz üzere vaziyeti tetkik ettirdim hünkârım. Haberler doğru. Kral Şalken tahtı Ferdinand'a bırakıp bir manastıra kapanmak üzere. Oğlu Felipe İspanya, Flemenk, Napoli, Sicilya ve Milano'yu, Ferdinand nam kafir ise Avusturya, Bohemya ve Almanya'daki prenslikleri alacakmış. Kaç senedir hüküm sürüyordu? 40 sene kadar oldu hünkârım. Sizden 4 sene evvel İspanya tahtına geçmişti. Çekilebilirsin Sokollu. Hünkârım. Nicedir canınız sıkkın. Yüzünüz gülse, yüreğiniz gülmüyor. Bunu görebiliyorum, çok zor değil. Bakın, vakit nasıl da geçiyor. Devirler kapanıp, devirler açılıyor. Aldığımız her nefes kıymetli. Ve sayısı levh-i mahfuzda yazılı. Ötesine geçmenin yolu yok. Hünkârım, sizin devanız Hürrem Sultan'dır. Sultanımızdan uzak durarak ona değil, asıl siz kendinize acı çektiriyorsunuz. Artık bu acıya bir son vermenin vakti gelmedi mi? Dayanılır gibi değil. Hekim çağıralım. Bir görsün.
Hanım, inat etmeyin Allah aşkına. Gel. Şehzadem, nasıl söylesem? Şehzadem, şimdi bir haber geldi. Şehzade Bayezid 5000 askeriyle saraya yaklaşıyor. Nasıl olur bu? Bunun dönüşü yok şehzadem. Ne olacaksa olsun atlayacağım. Ben her şeyi göze aldım. Ya! Çıban ne zaman çıktı sultanım? Bilmem, en fazla bir ay. Başka sıkıntınız var mı sultanım? Ağrısı dışında bir sıkıntım yok. Yutkunmakta zorluk çekiyorum bazen. Bir şey söyle hatun. Vallahi sultanım, şimdi ne desem doğru olmaz. Eğer ağrılarınız artarsa çıbanı da alırız sultanım. Tamam. Sultanımızın nesi var? Söylesene hatun, ne susuyorsun? Sultanımızın vaziyeti fena. Amansız bir hastalığa yakalanmış. Bu öyle bir illet ki, buna yakalanıp kurtulanını ne gördüm ne de işittim. Sultanımızın vakti az sümbüla. Maazallah, ölüm yakın.